Hiç şüphesiz en güzel şehir olan Antalya, geleceğin parıltısı olacak Akdeniz'in en özel ve en başarılı sosyal genç kadınlarını barındırıyor. Ben de bu genç kadınlardan biri olarak sizleri selamlıyorum. My name is Barbara, I'm from Austria, living in Antalya since 24 years. And the main thing that I love about Antalya, apart from culture and nature, is the safety for women. You can go out here at any time and you will always be safe as a woman here in Antalya. Kadınlarımızın hayatın her alanında eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için tüm kadınlarımızı kentlerin sorunlarına duyarlı, katılımcı birer bireyler olmaları konusunda kendilerini geliştirmelerini diliyorum. Dünya kadınlarını Antalya kentinin güzelliklerini yaşamaya davet ediyorum. Elimin lezzetini Antalya kentine borçluyum. Bu toprağın bana verdiği doğal ürünleri lezzete çeviriyorum. Ben Antalya'mda başardım. Kadın isterse her yerde başarabilir. Sinema emekçisi bir kadın olarak dünyanın en özel şehirlerinden birinde bir festival yapıyor olmak büyük mutluluk. Ama daha da büyük mutluluk, kadına güç veren bir sektörü, kadına değer veren böyle bir şehirle buluşturuyor olmak. Her birimizin hayatı bir film biliyorum. Ama el ele verirsek çok daha güzel ve güçlü filmleri Akdeniz'in ışığı altında gerçekleştirebiliriz. Merhabalar. Antalya'da yaşamak bir kadın olarak ayrıcalık. Evet, zeki bir kadın bir hazinedir. Zeki ve güzel bir kadın güçtür. Kadının olduğu her yerde sevgi, hoşgörü, mutluluk vardır. Hi, I came to Antalya 25 years ago because of the mountains on the other side of the bay of Antalya. There is the Lycian Way, a walking route which joins the old cities and the shepherd settlements in the mountains. The shepherds will make you very welcome on your travels. Ben kadına kentin penceresinden bakıyorum ve Antalya güzel bir kadına benziyor. Zarif, akıllı, güçlü ve estetik. Antalya'da yaşayan bir kadın olmaktan ve bu kente hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Kadın şehri Antalya'da farklı yörelerden ve kültürlerden bilgi ve becerilerimizle ama hep birlikte saygıyla ve sevgiyle, hoşgörüyle üreterek ve yöneterek yaşamaktayız. Bir Antalya kadını olarak kültürler mozaiği olan Antalya'nın kültür mirasının korunması ve yaşatılarak geleceğe aktarılmasını sağlanmasında öncelikle Antalya'ya, sonrasında tüm dünyaya karşı taşıdığımız sorumluluğun ağırlığını her an omuzlarımda hissediyorum ve tüm gücümle bunun için çalışıyorum. İnsan ve kadın hakları savunucusu kadınlar, kendi güvenliklerini tehlikeye atarak adaletsizliğe, şiddet ve istismara karşı savaşıyorlar. Türkiye'yi ve dünyayı daha yaşanır kılmak için verdikleri mücadele ve harcadıkları enerji için minnettarız. Biz de Antalya'dan bu cesur kadınları destekliyoruz. Küresel dünyada yer almak, rekabet edebilir refah toplumunu yaratmak için ülkemdeki dijital değişimin öncüleri arasında bizler, dijital değişimin önemine inanan Antalya'nın kadınları var. Masallar okuduk, düşler kurduk. Umutlarımızla hedeflerimizden vazgeçmeden insan olarak, insanı geliştirebilecek doğadan uzak kalmadan suya dokunduk. Antalya, falezlerin gölgesinden ne zaman ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızdayız. Güzel Antalya'nın kadınları, her işte varız, her meslekte varız. Asla bir adım geride değil, hatta öndeyiz. Çünkü biz anneyiz, mesuliyetimizi biliyor. Çok çalışmak istiyoruz. Okumak, çalışmak ve kız çocuklarımızı mutlaka okutmak istiyoruz. Türkiye'de turizmin başkenti Antalya'dan merhaba. Farklı kültürlere kucak açan bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Denizine dalmak, Likya yolunda yürümek, turunç reçelinden tatmak ise paha biçilmez. Antalya'da yaşayan bir dünya kadını olarak diyorum ki, doğduğun coğrafya senin en büyük hazinendir. Sahip çık.